Ya önce mafyanın kızı. Yetmedi sonra mafyanın kendisi. Oğlum şimdi bir de cinayetten aranan polisi mi getirdin buraya? Oğlum ne yapıyorsun sen? Sıkıcı hayatımıza biraz renk geldi. Kötü mü? Ya bırak. Ya biz pastel renklerle ne güzel idare ediyorduk. Oğlum bu renkler çok canlı. Beni korkutuyor ya. Ya bir kıza kur yapacağım diye. Gülcan. Saçmalama. Beni buraya bilerek getirdin değil mi? Mete konusunda kendini ikna ettin. Şimdi de beni ikna edeceğim değil mi? Sen demiyor muydun adam 10 numara diye şöyle iyi böyle iyi. Yardım edecek işte sana. Ayşegül saçmalama. Adamın derdi bana yardım etmek değil. Sana yardım etmek. Gittin başını gene belaya soktun. Ben niye bilmiyorum ama salaklığımdan herhalde sana yardım etmeye çalışıyorum. Ben biliyorum sebebini. Allah Allah, nedenmiş? Çünkü sen hala beni... Haberler kötü. Hakkında arama kararı bile çıkarılmış. Aa! Doğru mu söylüyorsun ya? Bak bu çok büyük haber oldu şimdi. Ben bunu hayatta tahmin edemezdim. Ayşegül, bu arkadaş gerçekten muazzam bir avukatmış ya. İpten adam alır bu arkadaş, vallahi bak. İnsanlarla dalga geçince kendini çok mu zeki hissediyorsun? Bu rahatlatıyor mu seni? Sen ne yap biliyor musun? Buradan çıkınca bir psikoloğa git. Çocukluğuna falan in. Benim çocukluğum çok karanlık. Ayrıca ben karanlıktan korkuyorum. Poyraz, sabrımızı taşırıyorsun. Sabrımızı. İkimizin sabrı. Ben ikinizin sabrını taşırıyorum. Yani siz ikinizsiniz, ben tekim. Öyle mi? Ayşegül, kusura bakma benden bu kadar. Mete, Mete lütfen Poyraz'ın sana ihtiyacı var. Lütfen. Ne, özür falan dilemeyeceğim herhalde değil mi? Senden özür falan beklemiyoruz. Öküzlük yapma yeter. Ayşegül ama olmuyor böyle laflar. Ne yapıyorsun? Müdürü arıyorum. Aramadı mı sizi? Yok müdürüm, aramadı. Arayın, bulun, tarayın, getirin bana şunu. Dur bir dakika, dur, beni arıyordur. Poyraz, neredesin oğlum sen? Müdürüm, bakın ben yapmadım. Başka biri daha vardı orada. E niye saklanıyorsun o zaman? Çık gel buraya. Ben varım oğlum burada, hallederiz bir şekilde. Poyraz, bak böyle saklanıyorsun, başını daha çok belaya sokacaksın. Müdürüm, hakkında yakalama kararı var. Şimdi içeri girersem ben bir daha dışarı çıkamam. Siz bana birazcık süre verin, ben bu işi halledeceğim. Poyraz, benim de başımı belaya sokacaksın oğlum ya. Hiçbir şey olmayacak müdürüm, ben halledeceğim bu işi, güvenin bana. E ben yapmadım diyor. İyi o zaman, tamam. Gidin bakın şunun evine falan bir yere. Hadi durmayın burada, hadi. Tamam müdürüm, hadi as. Sen nasıl buldun Poyraz'ı? Yani gittiği yeri nereden biliyordun? Takip ettim. Takip ettin. Dün gece Ayşegül'le kaldım da oradan biliyor. Bir suçluyu kaçırıp Ayşegül'de mi kaldın? Çok güzel bir iş yaptın. Gurur duy kendinle. Ya soruşturmayı senin de dahil ederlerse? Yok öyle değil. Şimdi o başını belaya sokmasın diye ben onu şey yaptım. Yok yok. Kırmızı bültenin rövanşını alıyor. Sen bilmezsin bu var ya bu. Ne kincidir bu? Sen ne düşüncesiz bir adamsın ya. Ya Ayşegül'ün başı da belaya girerse? Biz alışkınız. Merak etme. O eskiden de diyeceğim ama durum ortada. Ben adliyeye gideyim, bir savcıyla görüşeyim. Bakalım onların elinde bir şeyler var mı? Teşekkürler Mete. Elimden geleni yapacağım. Haberleşiriz. Nasıl aşağıya atar adam ya? Ne diyorsunuz siz? Şimdi ne olduğunu biz de tam bilmiyoruz. Ya Poyraz, başkomiserim öyle bir şey yapmaz da. Durum biraz karışık. Nerede peki şimdi? İşte biz de onu arıyoruz. Saklanıyor bir yerlerde. Anne, babama bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak?
saklamayın benden. Yok Sinancığım, babanı iyi merak etme. Arayacağım o zaman. Aradığınız numaraya... Açmıyor. Telefonu kapalı. Sinancığım, telaş edecek bir şey yok. Söyleyeyim bak. Sinan diyorum, lütfen. Eğer bir haber alırsanız mutlaka bizi de haberdar edin. Ki başı daha büyük belaya girmesin. Tabii ederim. Kurtaracak mı beni beyaz atlı prens? Adamdan bir şey istedik. Yerin dibine soktun beni. Yardım edecek sana ya, yardım. Tabii canım. Belki arada bir akşam yemeği daha koparır. Daha sen dün demiyor muydun? Git takıl Mete'yle mutlu oldu ya. Ne oldu? Sen de inandın mı? Hiçbir şeyime inanmayan Ayşegül gitti buna mı inandı? İnanmasa mıydın? Nasıl inanırsın ya? Sen benden başkasını sevemezsin Ayşegül. Aklına bile getiremezsin. Şimdi kafan karışık işte. Karın arıyor. Tamam bak, sakın burada olduğumu söyleme, tamam mı? Telefonlarını dinlemeye almışlar onu. Ha, bilmiyoruz biz. Efendim Begüm. Alo Ayşegül. Acil Poyraz'a ulaşmam lazım. Senin haberin var mı? Bir haberim yok Begüm. Sinan çok kötü durumda, lütfen. Eve polisler geldi. Güya bir adam öldürmüş. Yok ya. Şey yapmayın, telaş yapmayın yani. O bulur sizi, merak etmeyin. Ne olursun görürsen haber ver. Bekliyoruz. Tamam. Sinan kötüymüş. Ne? Sinan mı kötü? Benim o zaman onun yanına gitmem lazım. Nasıl yaparız? Ayşegül, senden bir iyilik daha isteyebilir miyim? Hayırdır? Dertli gördüm seni. Yok bir şey be Sefer. Yapma Sadrettin baba. Şöyle söyleme bana ya. Aga. Aramızda türlü tatsızlık oldu. Ama geçti gitti. Bundan sonra Bahri baba benim için neyse, sen de aynısın. Derdin derdimdir. Ona göre. Duydun mu? Ne oluyor aga? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Peki. Sen öyle diyorsan öyledir. Ne dedi? Bir şey anlattın mı? Sadopert. Var bir derdi ama hiçbir şey söylemiyor. Şş. Akşam ocak başına mı götürsek? İki duble içer çözülür belki ha? Olur. Ben de gelirim belki. Kızım verdi paramı. Ne kızı lan? Dedem yeni maceralara daldı. Senin haberin yok. Vay vay vay. La bir zevzek zevzek konuşma ya.
Anneciğim, ne olur üzme kendini. Baban iyi, merak etme. Bak sen üzülünce ben de çok üzülüyorum ama. Hı? Yapma böyle, hadi. Begüm Hanım. Ayşegül Hanım geldi. Ayşegül abla mı? Ay, yine niye geldi ya? Geliyorum, tamam. Ne oldu? Niye geldin? İstemiştin ya bir şeyler. Onlara getirdim. Ne istedin? Tekerlekli sandalye getirdim işte. Ben öyle bir şey istemedim. Ay Begüm, ya hatırlasana, istemiştin. Pardon, bir şey rica edeceğim. Arka koltukta bir şeyler var, ağır. Eve kadar yardım eder misiniz? Hallederiz efendim. Teşekkürler. Gel. Poyraz. Ne haber Begüm? Ben arkadan dolaşacağım. Siz polisleri oyalayın, tamam mı? Evde görüşürüz. Hadi. İçeri bıraktık efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Baba. Ne haber oğlum? Çok korkuttun ya bizi. Geldim işte. Küçük bir şey oldu da. Yanlış anlaşıldım. Bir aksilik oldu. Azıcık saklanmam lazım. Burada kal. Nasılsa bir daha aramazlar. Sinan doğru söylüyor. Zaten buraya yerleşecektin. Öyle konuşmuştuk. He? Sen zaten şey yapmak lazım, mecbur. Yani mecburen bir iki gün kalmak lazım. Neyse, ben gideyim müsaadenizle. Görüşürüz Ayşegül abla. Sağ ol Ayşegül ya, teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.